Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videoda sizlere Guild the Deathless oyununu tanıtacağım. Bugün 28 Nisan 2022 ve bugün çıktı oyun. Ben Keymailer'dan ücretsiz anahtarını aldım oyunun ve başlayacağız. Roguelike RPG tarzı, RPG tarzı bir oyun. Peki yani şimdi hatun seçelim. Bu random bir tip yapıyor. Fena da değilmiş. Şekli mi değiştiriyorsun? Saçı değiştiriyor falan filan. Çok önemli değil. Şöyle random bir şeyler yapsın. Hadi ilginç bir konsept olarak böyle olsun. Faction'da yakında daha fazla geliyor diyor. Oyun erken erişimde devam edecek. Faction'ımız da bu olsun. Aralarında bir fark var mı? Ha. Şöyle bir şey. Nomad that worship a mystic flower. Mystic bir çiçeğe tapınan göçebeler. Bu faction'da vigilance that hunt the guilty. Suçları avlayanlar. Okültistler. Okültistler büyücü tarzı sanırım. Elindeki silahtan da anlayabiliriz. Inspired restoration. Biraz işte can arttırma. Combat. Desperation. Diyor. Pekala bunu oynayalım bakalım. Occultist. Pawn requires a name. Evet, bir isim. Dur. Ne yaptık? İsmimizi Q mu yaptık? İsmimizi Guru Hoca yapalım. Şöyle ilginç bir şey denk gelir mi? İlginç derken ilginçten bile ilginç şeyler var. Hadi ama. Bu olsun artık, daha fazla uğraşmayacağım. Şöyle okültist yapalım herhalde. Büyücüye en yakın olan budur. Begin new journey diyelim. Guild official online, online world. Bu ne? Ha, online world veya da offline olarak da oynayabiliyoruz ama başlamışken online oynayalım. Neymiş oyunumuz bir görelim bakalım. Indie bir firma. Ama oyun güzeldir diye tahmin ediyorum. Evet. Bu saldırı. Evet şu. Bir de Dark Souls'un sistemine de benzer bir şeyler yapmışlar. Right button'la light attack yap. Sprint B tuşu. Okey. Shambler diyor. Dodge yapmayı falan görsek iyi olurdu. Pick up Iron Mace. Şuradan da bunları alabiliyoruz. Ama elimdeki mızrak iyi bence. Şunlara vurabiliyor muyum? Loot Corpse. Short Spear. Equip 9-12. Bu 13-22. Ha, şöyle değiştirebiliyoruz öyle mi? Şu
Short spear. Evet, iki tane de silah alabiliyoruz. Okey. Devam edelim. İki kere B tuşuna bastığımızda şöyle dash yapıyor. Stamina var mı? Var. Alttaki sarı var. Stamina. Alright, devam. Hatta B'ye bir kere basmamız da yeterli. Şöyle yapayım. Bunu bu ne? Hold salvage. Ha, yok, hold değil. Şimdi şuraya alalım. Gürz'de gidelim. Evet, gizli yerlerde tabii ki gizli şeyler olacak. O elmalar burada, biriktiriyoruz. Evet, şurada da sol üst tarafta can, stamina, guilt var. Suç. Ki oyunumuz zaten guilt. Güç, endurance, vitality, intellect, passion var. Light attack, heavy attack, critical chance var. Altında da elementler var. Enhancement ta da şey var. Herhalde eklediğimiz skill'ler falan olacak. Elemental damage'lar falan olacak. Şunu mızrağa getirelim. Oy 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 oy. Mızrak değil, elimde gürz varmış bu arada. Okey, grafikler çok öyle rahatsız edecek kadar kötü değil. Mükemmel animasyonlar da yok ama şimdilik ilerleyelim bakalım. Biraz Dark Souls etkisi var. Salt and Sanctuary'e falan da benziyor. Yani Souls-like bir şeyler yapalım demişler ama küçük bir firma olduğu zaten belli. O neydi öyle? Suyun içindeyiz. Boss mu geliyor? Of! İşte Dark Souls mantığı buradan başlıyor. Direkt bir battle varsa. Kosrey Deathless. Sen oradaki korkma diyor. I'm sure you know who I am. Some refer to me as Koshay. Koshay. But worry not. The tales you've heard. Duyduğun hikayeler doğru değil diyor. Gördüğün gibi dünya entraplandı diyor. Grafikler falan da fena değil yani. Böyle bir çizim tarzı. Yeni oyun firmaları daha basit olduğu için bu tarz grafikleri kullanıyorlar. Çocuksu görünebilir ama önemli olan oyunun sistemi. Make for the groaning library of Morkov, far beyond these lands. Perhaps there we shall find answers. Make haste, Threadbearer. Threadbearer. Okay. Threadbearer not. 4 ne diyor? Allows you to revive. Hayatta kalmanı sağlar diyor. Öldüğün zaman bu guilt
Threadbare not notuna gider diyor. Guilt'ını kontrol et daha uzun süre yaşamak için diyor. Okey. Exit. Haritadaki karakter location'larına bak. Ziyaret edilebilir diyor. Evet, gün 1. The way forward will be obstructed by a great monstrosity. Slay it and the path will open before you. Tamam. Evet, bazı bölgeler sıkıntılı olabilir diyor. Şimdi forest şöyle gidebiliriz, böyle gidebiliriz. Nereye gideceğimizi de görebiliriz. Bir dediği herhalde seviyesi, zorluk seviyesi. O zaman şuradan başlayalım. Şöyle bir gidelim. Forest Lair, Storm Clouds. Gidelim bakalım. Bazı düşmanlar birbiriyle savaşır, bırak dövüşsünler diyor. Aa, haritaya bak. Evet, buralar tutorial tadında geçecek. Bu ne? Ha, Storm Clouds dediği bu. Bunlara vurunca ne oluyor? Var mı bir olayı? Patlayan şeyler. Oy oy oy. Yani pek yerimizde duramayacağız bu bölümde. Onlar falan bayağı bir ilginç. Oy oy oy. Rusalka mı? Bu ne abi, Slav mitolojisi mi? Dur dur dur. Şunu bir yiyelim de orada gümlemeyelim. Weapon restores 3 HP on kill. 1 ve 5 enemy damage vuruyor. Bir de düşman öldürdüğün zaman HP'nin yani canın artıyor. Severim yani. Leech özelliği olan bir, yani can dolduran bir silah bildiğin. Rusalka ne oldu? Bu Rusalka sanki Witcher'da da vardı. Witcher'da zaten Polonyalı yazar Sapkowski'nin bir eseri olduğu için onda da Slav mitolojisi ve halk masallarından izler vardı. Bu arada kanalda inceledim, Yaga diye bir oyun var. Orada da Romanyalı bir firmanın oyunu. O nedenle orada da böyle bir Doğu Avrupa ve Slav mitolojisinden izler var. Save olarak bir şey var mı? Yok, çünkü roguelike oyun.
Aman aman elektrik çarpmasın. Rusty Buckler. Ha evet şu. Elimdekinden iyi olması mantıken. Ya yapma şunu bolotluk. Aman aman. Can arttıran bir şeyler lazım bana. Şu ne birader? Evet. Yukarıyı seçip X'e basınca canımızı dolduruyor ama tabii sınırlı sayıda kullanımı var. Oyunun roguelike sistemi acaba ölünce her şey gidiyor tarzı bir şey mi? Sadece karakter gelişiyor yoksa itemleri mi koruyor onu göreceğiz. Bu arada exit kısmı diğer taraftaydı değil mi? Aa, bazı korkular da harita boyunca ilerlerler diyor. Seni de takip edebilirler diyor. Peki. Şu ne? Deep Water, burayı görebiliyoruz. Diğeri alt seviyede bir şey. Acaba ilerlemek daha mı mantıklı olur? Şu ikinci seviyesiymiş bunun. Yoksa batıya doğru mu gitsem? Yoksa item almak üzere mi ilerlesem? Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şuradan gidelim. Fort Shop. Ziyaret et. Evet güzel. Aynı zamanda da böyle bir muhabbet. Bu arada dükkanda neler alabileceğim derken solda 3 görüyoruz notu. Sağda da 0 anahtar, 91 kemik, 5 kül görüyoruz. Magic Forge. Skite alabiliyoruz. 250 kemik. Bone Chest'te 240. Rusty Short Sword. Evet, hiçbirine paramızın yetmemesi. Fakirliğimizi yüzümüze vurdun. Para yerine kemik geçiyor. Şimdi buradan şöyle ilerleyip Brine Wagon dediği yere bir gidelim. Burada iksir satıyor sanırım ki iksir lazım olacak gibi. Buy Drifter's Cape. 112. Ya 90'a hiçbir şey yok be birader. Ha, refill Brine, bak bu güzelmiş. Yeniden doldurduk. En azından onu yaptık yani. Güzel. Oyundan en azından ya bu neymiş deyip çıkmaya çalışmıyoruz en azından. Pekala. Abandoned diyor. Terk edilmiş yer. Terk edilmiş diyarlar. Burada öyle şimşekler falan çakmayacak. Dodge'lamayı unutmayalım. Parry falan var mı acaba?
Şöyle bir patlayın. Hayda. Inspiration ready. Ne olduğuna bakarız. Elma falan yok. Defense, spellcast speed, endurance. Hadi bu olsun. Biraz inventory yalnız küçük gibi geldi bana, bilemiyorum. Yani gereksiz olanları salvage deyip yere atacağız. Sistem bu şekilde sanırım. Aa, bu arada şeyi kullandık. Özelliği kullandık. Koşma yerine left button'a bastık. Neyse. Evet, şu karanlık bölgeyi açıyoruz. Acaba canımı doldursam mı? Şöyle kalkanla da kendimizi korumaya çalışalım. İtemleri falan yapmışlar yani adamlar. Kendi konseptlerinde güzel. Round Shield. Strength ve Vitality verecek. Rusty Buckler değil. Round Shield'imizi alalım. Bunlar satılıyorsa onları da, eskileri de satarız. Satılmıyorsa salvage yaparız. Güzel. Mızrağın güzelliği şu. Range'i yüksek olduğu için uzak mesafeden işleri halledebiliyoruz. Evet, elmayla da can arttırıyoruz. Güzel. Basit bu arada. Basit bir action RPG. Hem de eğlenceli denebilir. Yani merakla oynuyorum şu an. Oyunun potansiyelini görmek için. Bence tatlı oyun. Evet, rune. Shoots a chain hook reeling in caught enemies. Aa, silahı takıyorsun. Çok iyi, silahı rune da takıyorsun. Yani basit bir Diablo. Tabi action RPG olup Diablo'dan ya da Path of Exile'dan falan izler taşımayan bir oyun. Zor bulunur o nedenle. Klasik RPG rol yapma oyunlarının özellikleri. Tabi bu tarz action RPG'lerde hem skill'lerinizi geliştirmeniz, özellikle silahlar ve itemler, itemlerin gaza getirici özellikleri, oyuncuların sevdiği şeyler oluyor. Uzaktan bu nurileri avlıyoruz. Staminaya dikkat. Staminayı doldurmazsak çarşı karışacak. Ne diyor? Chain hook rune. Mesela şuna şöyle zincir atabiliyoruz. Sana da atalım yavru. Yanımıza çekiyoruz. Peki o doluyor mu? O sanki parry yaptım. Veyahut da counter attack yaptım ona.
Ice Lance Rune. Neymiş bu? Cast a Lance of Frost dealing 10 ice damage. Ha, güzel. Oo. Birkaç tane mi yapıyorsun? Sanki üst üste binebiliyor runlar. Ya hiç fena değil. Hiç fena değil. Yalnız şurada bir müzik olsa olmaz mıydı yani? Müzik, ambiyans falan bir şeyler. Çok hafiften böyle. Fena olmaz mıydı? Evet, şurası gloves. Eldivenleri aldık. Grafikler gayet basit. Ama zaten kim ne yapsın grafikleri? Böyle çok Diablo gibi, Path of Exile gibi veyahut da MMORPG'ler gibi böyle büyülerin havada uçuştuğu action RPG'ler yerine biraz daha böyle Dark Souls vari, daha sakin ve daha böyle bir karanlık atmosferi oyunlar olan oyunları ben daha çok seviyorum. Evet, oyun güzel bir şeye benziyor. Bu bir başlangıç rehberi, hatta bir ilk bölüm inceleme videosu olsun. Şuralarda da bosslar var gördüğüm kadarıyla. Unknown Deepwater diyor. Bunlar Pereya. Değişik karakterler de var. Oyun hoşuma gitti. Ben bunu oynamaya devam edeceğim. Belki bir detaylı rehber tarzı bir şey yapabilirim. Çekebilirim. Progress will be lost mu? Şimdi şuna da bakalım. Quick restart. Çabuk restart diyor. Quit deyince ne olacağına da bir bakalım. Yani nereden başlıyoruz? Play deyince. Continue journey diyelim. Bakalım ne olacak. Yani her şey baştan mı başlıyor? Yok, her şey de baştan başlamıyor. Hatta silahlarım takılı runana kadar duruyor. Bence gayet güzel. Bu oyunu oynamayı hak ediyor arkadaşlar. Birçok şeyden, yani Diablo'dan, Path of Exile'dan, MMO oyunlarından izler taşıdığı gibi Salt and Sanctuary gibi yine bunlara benzer roguelike oyunlardan da izler taşıyor. Spring Update 18 Mayıs'ta bahar güncellemesini yapacaklar. 2 yeni monster, 2 yeni silah, 3 yeni armor set, 5 yeni enhancement ve New Game Plus, erken New Game Plus olacak ve daha fazlası olacak diyor. Oyun erken erişimde, Early Access diyor, versiyon 0.6. Oyun benim hoşuma gitti. Şurada roadmap'ten yol haritasını firmanın görebilirsiniz ve de Discord kanalına katılabilirsiniz oyunun. Hemen oyunun yapımcı firmasıyla ilgili bilgilere bakayım arkadaşlar. Outer Brain Studios diye bir firma. Daha önceden de Organ Quarter diye bir oyun yapmışlar. Şu an Steam'deki fiyatı %10 indirimle 25.20. Çıktığı tarih itibariyle 28 Nisan 2022'de. Gelecekte ne olur bilmiyorum. Oyuna bir şans vermeyi hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla oyun oynuyorum. Indie oyunlar, küçük firmaların oyunları, bana bedava verilen, keyleri verilen oyunları oynuyorum. O oyunların içerisinde son zamanlarda oynadığım en iyi oyunlardan birisi bu. Denemeyi kesinlikle hak ediyor. Bir şans verin bu oyun arkadaşlar. Pekala, umarım bu inceleme videosu hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.